kimse içeriye silahla girmeyecek. Vermezlerse İbrahim Bey? Koçum, seni buraya bostan korkulu diye dikmedik. Girmeyecekler diyorsam, girmeyecekler. Beyler, silahları bırakmanız gerekiyor. Çekil lan. İbrahim Bey, silahlı geliyorlar. Nasıl almazsınız lan silahlarını? Geçin. Otur bakayım şöyle. Aşağıda söylemediler mi silahını ver diye? Alo kızım. Alo. Senin ağababana sıkacak olsam, randevu almam, bizzat sıkarım, bu bir. Bir daha benim selam verdiğim birilerine ayılık yaparsan, bizzat kafana sıkarım, bu iki. Bundan sonra da karşıma dikilme. Hele de silahımı istemek için. Bu da üç. Otur. Bırak. Otur. Konuşmaya geldim. Vurmaya değil. Tabii adam gibi dinleyeceksen. Tabii ki. Tabii. Ben İbrahim'e de dedim. Anlaşamayacağımız bir şey yok diye. Anlaşmaya değil, anlatmaya geldim. Şimdi söyleyeceklerimi iyi anla. Ortağımı evinden aldırmışsın. Bu oturduğum koltuğa oturtmuş, fırçalamışsın. Ne için? Dostluk için. Şimdi dostun olmaya geldim Fikret Bey. Sen bize bir dostluk sunmuşsun ya. Ben sana iki dostluk sunuyorum.
Sizinle dostluk kurmaktan mutlu olurum. O zaman sen şimdi mutlu olmaya devam et. Dinle beni. Bir daha benim ortaklarıma racon kesecek olursan, sizin ihaleyi ortağım diye haraç kesecek olursan, seni 7 parçaya böler, 7 tepeye gömerim. Var mı bir itirazın? Yoksa hala mutlu musun? Buraya gelme şekliniz ve gösterdiğiniz tepkiden mutlu değilim. Biz bu lafları ömrümüzde duymadık. Bundan sonra söylediğiniz her sözün karşısında bir söz duyacaksınız. Alışsanız da, alışmasanız da. Hoşunuza gitse de, gitmese de. Bilin ki ben bundan sonra doğrunuzun da, yanlışınızın da muhatabıyım.